Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün dersimiz Türkçe. Türkçe dersinde bugün sizlerle metinde konu, başlık ve ana düşünce ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım metnimizi okuyarak. Hayriye teyze 52. sokakta yaşıyordu. Hayriye teyze her gün bahçesinde çiçekleri sulardı. Çiçeklerini sularken onlara söylediği sözleri bütün mahalle duyardı. Bütün çocuklar onu çok severdi. Çünkü çocukların bahçesine girmesine izin verirdi. Bahçesinde bir de salıncak vardı Hayriye teyzenin. Bütün çocuklar orada istedikleri kadar oynardı. Mahalle sakinleri bu yüzden Hayriye teyze ve çiçeklerini çok severdi. Evet çocuklar, metnimizi okuduk. İlk 4 sorunun önüne göre cevaplayacağız. Birinci sorumuzu devam edelim. Hayriye teyze nerede yaşıyordu? A. Bahçede. B. 52. sokakta. C. Çiçek bahçesinde. Evet, biraz düşünmeniz için size süre tanıyorum. A. Bahçede. B. 52. sokakta. C. Çiçek bahçesinde. Metinle ilgili sorulara cevaplarken çocuklar çok dikkatli olmalıyız. Kendimizi metne vererek metni okumalıyız ya da dinlemeliyiz ki metinle ilgili sorulara doğru cevaplayabilelim. Evet, bu kadar düşünme süresi yeter diye düşünüyorum sizlere. Hayriye teyze nerede yaşıyordu? A. Bahçede. B. 52. sokakta. C. Çiçek bahçesinde. Evet, Hayriye teyze 52. sokakta yaşıyor. İkinci soruyla devam edelim. Harçıya göre Hayriye teyze nasıl bir insandı? A. Mutsuz. B. Sevilen. C. Sabırsız. Evet, düşünelim. A. Mutsuz. B. Sevilen. C. Sabırsız. Evet, çocukları bahçesine alan, onların bahçesindeki salıncaklarıyla salanmasına izin veren Hayriye teyze tabii ki sevilen bir teyzedir, değil mi? Cevabımız B'dir çocuklar. Üçüncü sorumuz, metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sevgi çiçekleri. B. Çocuklar. C. Mahalle. Metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sevgi çiçekleri. B. Çocuklar. C. Mahalle. Evet. Metnin başlığı, metnin içeriğine uygun olmalı değil mi çocuklar? Evet. Metinde çocuklardan bahsetmiş. Çocuklar geçiyor. Mahalle de var. Ama ağırlıklı olarak Hayriye teyzenin çiçeklerinden bahsediliyor değil mi? Ve Hayriye teyzenin çiçeklerini ne kadar çok sevgiyle büyüttüğü bahsedilmiş. O yüzden de metne en uygun başlık sevgi çiçekleridir değil mi? Cevabımız A. Dördüncü sorumuz. Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Evet çocuklar, metnin konusu denildiğinde bizim bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor demiştik okul açıkken. Metnin konusunu bulmak için bu metinde ne anlatılıyor sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bu metinde A. Çiçeklerin bakımı mı anlatılıyor? B. Çocukların korunması mı anlatılıyor? C. Hayriye teyze mi anlatılıyor? Evet, metinde Hayriye teyze anlatıyor değil mi? O yüzden cevabımız C'dir çocuklar. Evet, arka sayfaya geçtik ve 5. soruda devam edeceğiz. Beşinci soru. Ormanlar bir ülkenin oksijen kaynağıdır. İnsanlara, hayvanlara birçok faydası vardır. Havayı temizler, çevreyi güzelleştirir. Ormanlara zarar vermemeliyiz.
Yukarıdaki parçanın konusu nedir? A. Çevre temizliği. B. Ormanın faydaları. C. Orman yangınları. Evet çocuklar, bu metinde çevre temizliği mi anlatılıyor, ormanların faydaları mı anlatılıyor, orman yangınları mı anlatılıyor? Evet, cevabımız B. Altıncı sorumuzla devam edelim. Vatanımız bizim doğup büyüdüğümüz topraklardır. Her türlü zenginliğe sahip olan yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu defa bize ana düşünceyi soruyor. Ana düşünce neydi çocuklar? Hatırlayalım. Bir parçadan, bir metinden, bir paragraftan çıkardığımız ders metnin ana düşüncesiydi, değil mi? Şimdi seçeneklere bakalım ve hangisi bu metnin ana düşüncesi olabilir bulalım. A. Vatanın güzelliği. B. Vatan sevgisi. C. Vatanımızı sevmeli ve onu korumalıyız. Çocuklar, size burada şunu söyleyeyim. Bir parçanın ana düşüncesini bulmak istiyorsak, aynı şekilde bir paragrafın, bir metnin ana düşüncesini bulmak istiyorsak, son cümleleri ya da son paragrafına bakmamız gerekir. Burada metnin son cümlesine baktığımızda, parçanın, özür dilerim, bir metin değil, her türlü zenginliğe sahip olan yurdumuza bağlı olmalıyız. Onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Evet, ana düşünce burada gizli çocuklar. Yani ana düşüncesi seçeneklerden hangisidir? Vatanımızı sevmeli ve onu korumalıyız. Cevabımız C'dir çocuklar. Yedinci soruyla devam edelim. Evet, bir metnimiz var. Yedinci ve sekizinci soruları metne göre cevaplamamızı istiyor. O yüzden metni ben okuyorum. Sizler de dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz çocuklar. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlar pek çok ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için insanlara muhtaçlar. Özellikle kış aylarında barınma ve yiyecek ihtiyaçları için insanların yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle hayvanları sevmeli ve korumalıyız. Tekrar okuyayım metni. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlar pek çok ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için insanlara muhtaçlar. Özellikle kış aylarında barınma ve yiyecek ihtiyaçları için insanların yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle hayvanları sevmeli ve korumalıyız. 7. soruyu ve 8. soruyu bu metne göre cevaplamamızı istiyor. 7. sorumuza bakalım. Bu metne en uygun aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğayı koruyalım. B. Hayvanları koruyalım. C. Yardımsever insanlar. Evet. Metne en uygun başlık, metnin içeriğine uygun olmalı, değil mi çocuklar? Metinde doğadan bahsediliyor mu? Hayır, hiç alakası yok. O yüzden cevabımız A olamaz. B. Hayvanları koruyalım. Evet, metinde hayvanları korumanın öneminden bahsediyor, değil mi? O yüzden bu metne en uygun başlık hayvanları koruyalım olur. Cevabımız B'dir. 8. sorumuz. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez'in altı çizilmiş. Biz bir kere daha çizelim ve söylenemez'i arayacağız çünkü. A. Hayvanlara yaklaşmamalıyız. B. Hayvanlar insanlara muhtaçtır. C. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Evet, hayvanlara yaklaşmamalıyız diyor metinde ya da onunla ilgili bunu söylememizi gerektirecek bir ifade var mı? Yok. O yüzden cevabımız A'dır çocuklar. Hayvanlara yaklaşmamalıyız. Yemeyiz metne göre. Evet. Yine bir metnimiz var. Ve ilk 4 soruyu metne göre cevaplamamızı istiyor.
Biz hemen birazcık yürüteyim, ben okuyayım, sizler de dikkatli bir şekilde dinleyin ve bununla ilgili net soruları cevaplayalım inşallah. Akça, bembeyaz tüylü, tertemiz bir köpek yavrusuydu. Kendisini diğer yavru köpeklerden farklı görüyordu. Farklı görüyordu Akça. Hiçbiri benim gibi güzel ve temiz değil diyordu. Bir gün yavrular oyun oynarken oradan geçen arabanın etrafa saçtığı çamur Akça'nın üstüne geldi. Akça artık tapkara olmuştu. Arkadaşları hemen Akça'nın yardımına koştu. Onu yalayarak temizlediler. Akça arkadaşlar için düşündüklerine çok pişman oldu. Evet, metnimizi dinledik. Şimdi sorularına geçelim. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Tüylü, B. Köpek, C. Akça. A. Tüylü, B. Köpek, C. Akça. Baktığımızda bütün hepsi de olabilir. Ama biz en uygununu bulalım. En uygunu hangisidir? Mesela köpeğin tüylerinden bahsetmiş. Tüylü diyebiliriz. Tüylü olabilirdi. Ama köpeğin ismi Akça. O yüzden Akça daha doğru güzel olur değil mi başlık olarak? Köpek metinde evet Akça bir köpek. Ama ismi varken köpek demek yerine Akça başlığını koymamız daha uygun olur değil mi? Cevabımız C'dir çocuklar. İkinci sorumuz. Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metnin konusu diyorsa bu metinde ne anlatılıyor sorusunun cevabı hemen aklıma gelmedi. Cevabını bulmak hemen aklıma gelmedi. A. Yavru köpeklerin oyunu mu anlatılıyor bu metinde? B. Akçe isimli yavru köpeğin başından geçen olay mı anlatılıyor? C. Hayvanların dünyası mı anlatılıyor? Evet. Akçe isimli köpeğin başından geçen olay anlatılıyor, değil mi? Cevabımız B'dir çocuklar. Üçüncü sorumuz. Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayvanları korumak. B. Köpeklerin güzelliği. C. Kimseyi görünüşlerine göre değerlendirmemeliyiz. Ana düşünce. Yani metinden çıkardığımız ders. Akça ne yapmıştı? Arkadaşlarım bana benzemiyor diye. Onları dış görünüşlerine göre değerlendirmişti. Halbuki onlar ne kadar iyi ve yardımsever hayvanlar olduğunu yaşadığı olayda ona göstermiş oldular değil mi? Cevabımız C'dir çocuklar. Evet, dördüncü ve son sorumuz. Akça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bembeyaz tüylü bir köpek. B. Tertemiz bir köpek. C. Pis bir köpek. Söylenemez diyor. Bembeyaz bir köpek miydi? Evet, bembeyaz bir köpekti değil mi? Bu söylenebilir. Tertemiz bir köpek miydi? Evet, temiz bir köpekti. Peki pis bir köpek miydi? Hayır. Üzerinin çamur da kirlenmiş olması onun pis olduğunu göstermiyor değil mi? Cevabımız şeydir çocuklar. Evet canlar. Bugünkü Türkçe dersimiz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.